Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle başınız sağ olsun. Bahsettiğiniz dosyalar yanınızda mı? Evet, yanımda. Mevcut yapıya ait bütün bilgiler bu dosyanın içinde. Ne zamandan beri ben de bu yapı hakkında bilgi toplamaya çalışıyordum. Bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Bu arada okul nasıl gidiyor kızım? Nasıl gitsin babacığım, iyi gidiyor. Nasıl iyiyse? Babişko, ben kimin kızıyım sanıyorsun? Biliyorum ya, biliyorum. Avrupa'nın durumu ne? Babacığım, Avrupa eğitim ve yaşam açısından yaşanacak yer. Fakat şu Avrupalılara bir türlü ısınamadım. Irkçılık hala devam ediyor. Biliyorum ya. Ben de Avrupa'da okurken ırkçılık vardı. Biz Türkleri nedense hiç sevmediler, sevmeyecekler. Bu arada babacığım, Türk yemeklerini çok özlemişim. Çok teşekkür ederim. Sen merak etme kızım, baban nerede ne yemek yeneceğini çok iyi bilir. Herhalde canım. Krallara layık yemek nerede yenir iyi bilirler. Ha, acaba Avrupa'da Türk yemekleri restoran zinciri mi açsak? Canım baş başayken bari iş konuşmayı bıraksan. Anne neden öyle söylüyorsun? Çok güzel fikir. Şaka yaptık kızım, şaka. Babişko neden şaka diyorsun ki? Ben boşuna mı Avrupa'da okuyorum? Avrupa'da açtığın restoranların başına getirirsin beni, olur biter. Şaka yaptım dedim ya kızım. Yemeğini ye. Anneni kızdım. Anlaşıldı. Sizin işiniz gücünüz babalı kızlı benimle uğraşmak. Ya anneciğim sen de hemen alınma. Gidelim mi? Durumunuz gayet iyi görünüyor. Tahliliniz güzel çıkmış. Ama isterseniz raporu yazın, size istirahat edin. Ne raporu doktor bey, Allah aşkına ya? Siz bilirsiniz ama kendinizi yormayın, sizin için söylüyorum. Gördün mü Kenan, abarttığın kadar bir şey yokmuş. Komiserim, ya iş kanama falan olsaydı ne olacaktı? Arkadaşımız doğru söylüyor. Durum çok daha vahim olabilirdi. Hemşire hanım, beyiniz yapmadan taburcu olacak. Ha bu arada birkaç tane ilaç yazacağım size, kullanacaksınız. İlaç mı? Of! Oldum olası ilaç kullanmıyorum ben. Doktor bey, siz ona bakmayın. Siz reçeteyle. Yani sizin bildiğiniz için kullanmanızda fayda var. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim ilginizden dolayı. Teşekkür ederim. İstirahat etmiyorsunuz. İlaç yazıyı yiyor, kullanmam diyorsunuz. Kendine biraz bak, lazımsın sen bize. Komiserim. Hadi hadi, işimiz var. Sen aracı çek. Araç kapıda bekliyor. Tamam. Hadi şu adrese gidelim. Geçmiş olsun. Herhangi bir ihtiyacınız var mı? Emeğinize sağlık. Kolay gelsin. Hadi.
Dikkat et kendine, kurban olayım ama. Dünya var, var olmaz ama dünyayı yaşanmaz hale getiren biz insanlarız. Ah Nazlı'yız, güzel kız. İnsanlar birbirini anlamak yerine anlamamayı tercih ediyorlar. Dünyanın ilgisi kaderi de sevenler. Bu ne demek oğlum böyle? Maalesef güçlü her zaman güçlü, zayıf insan da her zaman zayıf durumdalar. Adalet dediğin, önce zayıftan yana olmalı. Ama adalet mekanizması, önce zenginden, zenginden, güçlüden yana. İyi bakalım. Bakalım şimdi mesai arkadaşını sevecek misin? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Murat Bey, bulunan mısın? Bilirim, çalışmaya devam ediyoruz. Ömer, sen de bulunan. Aynen abi, gördüğe gidiyor. Tamam çocuklar, Allah aşkına bir an evvel şu işaretini okunan. Amirim, siz hiç merak etmeyin. En kısa sırada netice alırsın. Umutlu konuştun. Amirim, biz bu ülkenin evlatlarıyız. Bize güvenenlerin güvenini kaybetmeyiz. Aferin çocuklar, hep böyle olun. Benim yüzüm kadar çıkartmayın. Kolay gelsin. Hadi. Bazı bilgilere ilk üç tane götürecek şeyler. Ya komiserim, bırak şu adamı. Adam üçkağıtçının tekir. Üçkağıtçı da olsa biz görevimizi yapacağız. Boşuna zaman kaybediyorsunuz. Komiser, bu konuda netleşmemiş bir şeyler olabilir. Biz hakim veya savcı değiliz, polisiz. Üstümüze düşeni yapacağız. Benden söylemesi. Ama boşa zaman kaybediyorsunuz. Komiserim, bizim hızlı çalışmamızı çekemeyenler var. Yok canım, sana öyle gelmişiz. Celil Bey, size bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Bu kadar adamı dövdüğünüze göre siz bu sporu iyi biliyorsunuz. Kendimi koruyacak kadar. Ben de zamanında aslında yapmıştım, biliyor musunuz? Bakın, bu sporu bırakmamak lazım. Bırakırsanız o da sizi bırakır. Demek öyle. Benim gelişmem konusunda bana biraz bir şeyler gösterebilir misiniz? O zaman yarından sonra hemen çalışmak için hazır ol. Tamam Celil Usta, seve seve. Nihayetinde oğlumu kurtarmak için elinden ne gerekiyorsa yaparım.
Kahvaltı ediyorum kafedeyim. Sultan Gazi'de her zamanki yerdeyim. Olur, 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 olur. Hadi gel beraber kahvaltı yaparız. Tamam. Tamam, hadi bekliyorum. Hadi sağ ol. Teşekkür ederim ama bir kahvenizi ayrıdan. Şefim bakar mısın? Komiserim, bizim müdürü siz tanımazsınız. O kadar titiz. O kadar titizdir ki. Müdür Bey'le tanıştığımızda da ben de farkına vardım aslında. Gerçekten ciddi, işinde çok titiz birisi. Yani öyle veya böyle bütün verileri toplayacağız. Ama her ne olursa olsun, gece gündüz durmadan kesinlikle ve kesinlikle çalışacağız. Özgür, bugün bu kıvırcı almamız gerekiyor. Alalım şimdi istersen abi. Şüphe gündüz mü alalım dur? Doğru söylüyorsun da o zaman ne yapmamız lazım abi? Beklemesini bileceksin. Eğer reis yanımızda olsaydı, ikimiz de güzel bir fena ederdi. Sen bana bakma, benim bu konuda pek fazla kafam çalışmaz. Polisin eline geçtiği zaman cezaevinde çok düşünecek vaktin olur Özgür. Şu dağlarda kar ol saydım, saydım. Bir asir rüzgar olsaydım, olsaydım arar bulur muydum beni, beni sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım arar bulur muydum beni, beni içim coşuyor ama ses yok. Durum böyle işte yiyen. Zamanın birinde Mersin'de valiye yüklüyorduk. Birkaç arkadaş. Tren yolu vardı tam bize yakın. Tam bu arada bir ses geldi. Tam o Tenzem'in geçitte kamyonunun tamponunu aldı gitti tren. Allah Allah dedik biz de orada kendi kendimize. Ya adam ölümden döndü arkadaş dedik ya bu. Nasıl iş? Bizim de işimiz bitiyordu o ara. Biz de vardık olay yerine. O araya kadar polis de geldi. Bak işte sen. Biz de vardık. Polis dedi ki ne yaptın böyle? Araba 63 plakaymış. Ne yaptın böyle Urfalı kardeş dedi ya. Şu ehliyet ruhsatı bir getir. Aldı geldi neyse Urfalı. Dedi ki polis. Ya arkadaş sen dedi kurban kes dedi ya. Sen ölümden döndün. Allah Allah. Urfalı'nın verdiği cevaba bak sen ya. Ne dese iyi.
Kuruna da çaldım, işaret de verdim, durmadı, komiserim dedi. Lan arkadaş, komiser dedi ya sen ne yapıyorsun Urbalı kardeş? Neredeyse bana dedi trene ceza yazdıracağım dedi. Adam seni Allah'a esirgemiş. Kurban kes diyor, daha fırına da çaldım, işaret de verdim, durmadı diyor. Ya yeğen, durum böyle. Ekiplerin dikkatine. Araba yaklaşıyor. Mesaj alınmış herhalde. Anlaşıldı, tamam. Anlaşıldı. Takibi bırakıyorum. Tamam. Aman çocuklar. Dikkatli olun. Taze mi? Taze ne demek kardeş? Elleri yakıyor. Çatır çatır oluyor. Dikkat dur. Hadi bak. Bu ne lan? Kıvıcık, burada kaç kişiyiz görmüyor musun? He. Ne demek? Ne demek? Hemen kardeş. Haydi bakalım. Hani kimden alıyoruz kardeş? Biz senin kaportunu çizersen diyoruz. Bana bak Kıvırcık, buralarda satış yapmak istiyorsan bundan sonra da bize araç vereceksin. Bak sana abi dedim, abi diyorum. Kıvırcık, anladın sen Kıvırcık, anladın. Anladım abi, aferin olsun, ikramımızdır. Ne demek? Öyle. İkramımızdır yani. Kıvırcık, oğlum bak. Oğlum bacaklı çocuklar bizden araç istiyorlar lan. Ben. Var ya. Hadi bir geç, geç. Ne yapayım, ara sıra kendimi yokluyorum yeğen. Burası İstanbul. Burada ne olur ne olmaz deme. Geçenlerde ne oldu biliyor musun? Başıma bir iş geldi. Karakoldan aradılar beni. Telsiz sesleri, şu bu karakol resmen. Alo buyurun. Demesin memur bey. Sana kredi kartı çıkartmışlar. PKK senin üzerinden para transferi diyor. Aman yarabbi, hoş oldum. Nasıl olur memur bey, benim kartım yok, şöyle böyle dedim. Olan kartımı da söylüyor, falan kartım var ya diyor bana. Allah Allah. Hangi, nereden arıyorsun memur bey diyorum. Merkez karakolu diyor. Neyse uzatmayalım. Savcı bey görüşecek seninle dedi. Tamam dedim. Verdi savcı beye sözde. Buyurun sayın savcım. Durum çok sıkıntılı Yusuf Karataş dedi. Böyle böyle ama dedi, seni de GBT yapmam lazım dedi. Sen biteceğini ver bana dedi. Tamam biz de verdik karakol diye, ne bilelim. Neyse verdik, telefon kapandı. Bana kuşku düştü.
bir arkadaşım var, onu aradım. Lan böyle böyle kardeş, lan dedi sen hırsızlara denk gelmişsin dedi. Lan bu nasıl olacak? Hemen 155'i aradım, derdimi anlattım. Orada bana bir numara verdi, bir bayan çıktı. Bayan Nevşehir'e ne zaman gidiyorsun, bir dilekçe ver gidince dedi. Ben de 3 aydan önce giderim falan dedim. Neyse uzatmayalım, olay bitti. Yükü yıktım, yük yükledim şehir içi İstanbul. Beylikdüzü'ne gittim, yükü yıkamadım, orada yattım arabanın içinde. Lan bu olay rüyama girmiş gece. Cezaevine atıyorlar beni. Bu uyandım arabanın içindeyim sabaha karşı. Ya Rabbi şükür elhamdülillah dedim. Hemen 155'i aradım geri. Alo böyle böyle abi durum. Adam orada, adam da gülüyor. Bohma dedi ya. Ya yani böyle bir mevzu geçirdi. Burası İstanbul yer. Nerede ne olacağı belli olmaz. Durum böyle. Arada bir kendimizi yokluyoruz böyle yani yiyen. Ya. Küpeli size doğru yaklaşıyor. Çocuklar, av kapana girmek üzere. Anlaşıldı abi. Desene komiserim, bugün bayağı bir hareketli gün yaşayacağız. Öyle gibi gözüküyor, evet. Yürü. Çok kısa sürede kendini toparladın. Aferin. Teşekkürler usta. Sayende. İnsanın en büyük rakibi kendisidir. Kendi gücünün farkındaysan düşmanla mücadeleye hazırsın demektir. Anlıyor musun? Aslında şunu unutmamak lazım. Her dövüş ayakta başlar ve yerde biter.
Vurdamayın lan. Hadi bay. Yasa. Hayırdır memur bey, bir sıkıntı mı var? Vay Kenan, sıra çıkın. Böyle geç yan tarafa. Yan tarafa git. Kenara. Kenara. Kim bakayım? Arkadaşlar bak oğlum. İyice bakın. Amirim, araç temiz. Nasıl yani? Parasızsız, araç boş. Boştan baskın yaptık. Öyle görünüyor amirim. Bazen böyle asılsız ihbarlar oluyor maalesef. Amirim, haber kaynaklarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor sana. Amirim, müdürüm, sizden davacıyım. Şu yaptığınız doğru mu? Vergisini veren biriyim. Ne yapacağız bunu? Çok bağırıp çağırmaya başladı. Ya buna bak şimdi. Bir medya şekli toplantı istiyorum. İsmin neydi senin? Yusuf Karataş komiserim. Şu gözlüğü bir çıkar bakayım. Ne benziyor? Ne kadar da Müslüm Baba'ya benziyor değil mi komiserim? Müslüm Baba. Gel seni de söyleyeyim. Yalnız amirim, sizden davacıyım. Bak, bir ihbar oldu. Asılsız evet, mı? Tamam. Ama bak, bütün bu yaptıklarımız sizin güveniniz için. Demek ki sana bir gıcık olan birisi var. Doğru da bak, çektiğimde bak, kalbim 120 yaptı. Bütün karabulutlar bizim üstümüze. Ya bir şuursuzluk olan anlayamadım abi. Ya Celil gelmedi mi abi? Celil buraya mı gelecekti? Öyle konuştuk, öyle anlaşmıştık, buraya gelecekti. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Sıkıntılı gibisin. Sıkıntı bizim işimiz. Her türlü yani sıkıntı bizi bulur zaten yani. Ya dua etmek lazım be mülayık. Yapacak Allah. Bir şey yok. Ne yapacaksın? Allah'a sığınmak lazım. Allah Allah. Bu saate kadar gelmesi nerede kaldı? Nerede kaldı bu adam ya bu saate kadar? Geleceğim dediyse gelir muhakkak. Başına bir şey yemez ya. De böyle ağzına hayır aç arkadaş. Çay var mı? Çay içelim var. Eyvallah. Ya delikanlı bir çay ver oğlum oradan be. Efendim. Buyurun ta kendisi. Ne tür özel bilgilermiş? Ha evet, şu geçenler buldum. Tamam. Nerede isterseniz görüşelim. Ben sizi 5 dakikaya kadar arayacağım. Adı söz zaman edilse mı? Tamam, teşekkür ederim. Ayça, ben çıkıyorum. Tamam, komiserim. Beni dinlemesi ister misiniz komiserim? Yok, ben kendim giderim. Yalnız sen daha iyi olacak. Ama bir geçme olursa beni ararsın.
araba kullanacağım, senden mi öğreneceğim lan? Bırak lan, tanıştın. Şşş, bak bir tane. Şşş, sakin ol ya. Tamam, hop hop hop. Ha, dedik ha. Şşş, sakin ol ya. Tamam, hop hop hop. Sünnet yenmez lan. İşimiz var, gücümüz var zaten. Allah Allah. Bırakın lan bir daha karşımıza bize. Bir. Tek tek gelin lan. Şerefsizler. Tek tek gelin lan. Yürü git sen içine bir daha çıkma karşıma. Nasıl korktuk açtılar, gördün değil mi? Ya, akşam akşam senin yüzünden korktuk da öldürüyorduk. Selam Murat komiserim, hoş geldiniz. Buyurun. Demek bu meclisiniz. Evet benim. Sizi ayağımıza kadar çağırttık, umarım kusurumuza bakmazsınız. Umarım ayağınıza saracak kadar önemlidir anlatacaklarınız size. Vallahi önemli olmasın Murat Bey. Bunu dosyayı genelinde siz de göreceksiniz. Umarım öyledir. Nereden ulaştınız? Vallahi bunu açıklayamam size. Biliyorsunuz hiçbir gazeteci kendi kaynağını açıklamaz. Peki, neden bu bilgileri, bu konuları gazetenizde haber yapmamız siz hiç? Vallahi bu işler o kadar kolay değil Murat Bey. Hele birileri patronla ciddi ilişki kurmuşsa bu başınızı ağrıtabilir. Evet, bu o kadar kolay değil. Eğer işin ucu önemli birine dokunuyorsa, unutmayın ki size de dokunabiliyorlar demektir bu. Artık bunu göze aldım. Ve bu dosyayı hazırladım. Umarım kısa zamanda sonuca ulaşıp bu şebekeyi çökertirsiniz. Bir bakalım neler yapabiliriz. Size bu konuda yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kısa zamanda güzel haberlerinizi bekliyorum. Size bir kartımı vereyim ben. Aklınıza takılan bir konu olursa beni 724 bu numaradan arayabilirsiniz. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar kusura bakmayın. Sizi buraya kadar yoruldum. Görüşmek güzel üzere. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Siz de kendinize iyi bakın. Mehmet, misafirimize iyi bak. Onu rahat ettir, tamam mı? Tamam reis. Rahat ettirmek için elinden geleni yaparım. Merak etmesin. Bak başına bir şey gelmesin. Sonra karışmam ha. Tamam reis. Merak etme sen. İyi, güzel. Çocuklar beni bekliyor, ben kaçtım. Kralların en yemekler de var. Bir şey içiyormuş gibi yapacakmışsın. Ha? Ya bu ne içiymiş? Benimki adamla konuşurken ne içiyormuş? Bir kez sildi ya. Hop Gökhan! Ne lan yine kalp çalıyorsun? Ne var abi ya?
Bir kere de görme anasına satayım. Sen de hep beni görüyorsun zaten ya. Ağız tadıyla bir oyun oynatmadınız. Aklınız fikriniz... Ne? Üçkağıtta. Üçkağıtta. Sağ olun ben. Afiyet olsun abi. Senin koltuğunda yüzün var. Maaşını almaya isterdin sen. Şu halde orta ya. Başımıza gelme. Yaşıldı. Elbow.